Herkese yeni bir gün yeni bir günden pazar sabahından günaydın sevgili takipçi kankalarım. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım inşallah hepiniz iyisinizdir. Son 2-3 videodur bu var. İnanın yıkayıp döküyorum. Çünkü şu an en rahatı bu iş yaparken. Bugün günlerden pazar ve biz güzel bir pazar kahvaltısı hazırlayacağım şimdi sizlere. Masamı yine şöyle hazırladım. Misafirsel durumlar. Oğlanlar burada. Kız burada. Orkidelerimi sizlere şöyle göstereyim. Hepsi birbirinden güzel. Maşallahlarınızı alayım. Masaya şöyle hazırladım. Kimler geliyor? Amcam, eşi Medine, oğlu, Özge, Turgut biliyorsunuz dünkü videodan birazdan damlar. Özge, ben böyle ailecek bir kahvaltı yapacağız. Abimler de geleydi, iyiydi ama neyse aklıma gelmedi abimi çağırmak. Bahçe biz temiz. Kahvaltıdan sonra bahçeye geçiş yaparız diye düşünüyorum. Neyse bakalım mutfağa geçelim. Şimdi kahvaltı hazırlığına tam anlamıyla başlamadan önce hemen şöyle sabah kalktım. Şimdi akşamdan temizlik yapamadım bugün. Çünkü dün biliyorsunuz artık yani sürekli ben söylemekten siz de dinlemekten bıktınız ama dişim ağrıdığı için yatıp dinlenmeyi tercih ettim. O yüzden sabahın köründe kalktım. Sabahın körü değil, seherinde kalktım. Temizliğimi yaptım, bahçeyi süpürdüm. Banyoları sildim ve şöyle şuraya Gülşen'e pudingler yaptırdım. Şurada vanilyalı bir puding, iyice koyu yaptım. Bilerek koyu yaptım. Şimdi bunu mikserle çırpacağım. İçine bir tane mascarpone koyacağım. Bir de şöyle mandalin. Bakın böyle mandalinin tam böyle kutusuyla kullandık. Mandalinleri biraz Gülşen'e ezdirdim. İçine birazcık şeker, birazcık bir paket vanilya şekeri kullandım. 2 çorba kaşığı normal rafine şeker kullandım. Ve bir çorba kaşığı da nişasta koydum. Şöyle mandalinalı bir muhallebi elde ettik. Kendi suyuyla yaptım. Böyle bakalım. Şurada da bebe bisküvim var. Bebe bisküvilerin tamamen toz haline getirmedim. Bunları şimdi bardaklarımın diplerine koyacağım. Üzerlerine de çok az bir şey süt ilave edeceğim. Çünkü yumuşak olsunlar istiyorum. Burada da incirlerim var. İncirleri de birazdan ortalarından dörde bölüp, ikiye bölüp, yani dörde böleceğim. Arasına yine bir paket daha mascarpone var. Mascarpone kullanacağım. Üzerine birazcık bal, ceviz ve Antep fıstığıyla şöyle bir süsleme yapacağım. Böyle bakalım. Ondan sonra kahvaltı hazırlığına başlayacağız. Fırına nugget'ım var. Tavuk nugget. Bir de şöyle patatesleri bu şekilde yapmayı tercih ettim. Bunu hatta altını şimdi açabilirim. Şunu da şuradan bir çıkartayım. Şöyle ne var burada? Mantar. Mantar var. Mantarın içleri de neyle dolduracağım? Hemen onu da göstereyim bir saniye. Şuradan çıkarayım. Mantarların sapları var ya, mantarların saplarını küçük küçük doğradım. İçine beyaz peyniri ekledim. İçine bayağı bolca çeçil peynirinde şöyle küçük küçük doğradım. Birazcık pul biber, tuz, karabiber, birazcık da sarımsak tozu ekledim. Ve bunları birazdan ne yapacağız biliyor musunuz? Şöyle içlerini komple tıka basa böyle dolduracağız. Ama bunu birazdan yapacağım. Ondan sonra bunu fırınlayacağım. Hatta belki yine şöyle üzerine birazcık kaşar peyniri serpiştirebilirim ama tam emin değilim. Onun dışında ayrıca ne yapacağım? Nugget'ım var. Patates var. Menemen yapacağım. Bolca menemen yaparım diye düşündüm. Bir de şöyle yine sucuklu, domatesli, biberli, soğanlı bir sote yapacağım. Bir de kahvaltılıklar yeter. Başka daha ne olsun? Yeter ya. Yeter diye düşünüyorum. Böyle bakalım. Hemen şeyden başlayalım. Tatlılarımızdan hemen başlayalım. Çıkma işlemimiz bitti ve şu kaba aldım. Şimdi ve şimdi bu tarafa geçebiliriz. Böyle dolduracağım arkadaşlar. Uzun uzun çekmeye gerek yok. Görüyorsunuz diplerini koyuyorum. Ve şimdi bakın çok az. Şöyle. Bunu şimdi birazdan karıştıracağım dipte. Süt ilave ediyorum.
Bunu şimdi karıştıralım. Şöyle bardağı çok fazla kirletmeden hafiften şöyle bir karıştırdık. Çünkü yumuşasın istiyorum. Biri de alıcı gibi mesaj atıyorum. Hadi bakalım. Evet, şimdi şöyle evet biraz koyu olmuş. Annem hadi seninle uğraşamam böyle yavaş yavaş. Bu ne böyle bıdık bıdık? Evet bakın şimdi şöyle şu şekil oldu. Hepsini şöyle bir paylaştırdım ve üzerine hiç kibar olamayacağım. Vaktim yok da kahvaltı hazırlayacağım. Şöyle. Bunları buzdolabına atayım. Süslemesini sonra da yaparım inşallah. Evet. Bunları şimdi hemen şöyle dolaba atalım. Gayet güzel oldular. Üzerlerine birazdan şöyle mandalina. Birer dilim mandalina. Birazcık en dipteki bebe bisküvisinden bir tarafına da şöyle şey ekleyeceğim. Nedir o? Antep fıstığıyla süsleyeceğim. Şunları şimdi kenara alıyorum. Çünkü önce şu menemeni vesaire bir halledeyim. Kahvaltılıkları halledeyim. Ondan sonra sizi yapacağım. Siz kolaysınız. Onları misafir geldikten sonra yapabilirim. Evet, ilk olarak şöyle reçelleri hazırladım. Reçel, bal, pekmez vesaire. Reçel tabağımızı şöyle koyabiliriz. Şimdi şöyle peynir tabağını hazırlayalım. Şöyle bir tabak hazırlarken zil çaldı. Sen gene mi geldin? Dün o kadar ısrar ettin ki gel diye. Kayıtsız kalamadım. Ne yapayım? Ya git insanlar öyle zannedecek. Ana öyle? Aa, Turgut bari bir işin, işin ucundan tut hadi. Ya ne yapacağım ya? Misafirlerden de önce gelmişim yalan. Sorma herkesten önce geldim. Valla nasıl açsan artık. Şunları şunun içine doldurabilir misin? Ben. He. Doldururum. Simetriksindir sen hadi bakalım. Simetrik, simetrik. Simetrik. Öbür elini de kullanabilirsin. Nasıl? Öbür parmağını da şöyle içine sıkıştırabilirsin. Yani o elin cebinde durmasın. He? Yemin ediyorum patronum gibisin. O da bir elim cebde görünce böyle çalışırken... Bir elinle cinye cep dedi. Üşüyor diyor. Isınınca değiştiriyor. Onu flora doldur bakalım. Ben de şöyle bir tabak hazırladım. Şuraya peyniri koydum. Ovoid. İş yapmaya gelmedim ki. Olsun olsun bir şey olmaz. Şimdi buraya normal bir kaşar peyniri de dilimleyeceğim. Beyaz peynirini de normal tabaklara koyacağım. Ondan sonra ayrıca yine domates salatalığı tabii ki yine kenara da doğrayacağım. Şimdi bu böyle süs gibi oldu. Sığmıyor. Sığdırdım işte. Aa, bak ne güzel. Oh, aferin biz. Evet bu da böyle bu şekilde hazır arkadaşlar. Şimdi ayrıca yine beyaz peyniri ayrı bir tabağa yapacağım. Domates salatalık tekrardan yapacağım. Şunu şöyle süs gibi koydum. Tabii böyle dalından yemek isteyenler. 40 dakika sonra falan gelirler. Böyle bakalım. Şunlara domates salatalık yapacağım. Şuna beyaz peynir koyacağım. Hadi bakalım. Sen boşsun sana. Ha buna şey koyacağım o yüzden burada. Mantarları koyacağım öyle oraya. Ya da domates salatalı bunu yapayım. Onlara nuggets gibi tarzı şeyleri koyarız. Evet. Bir daha kucaklaşın. İki gözümün çiçeği geldi. Bugün benim hali. Kızımın dedim, doğum günü. Ablaları. Bu da senin Ömer. Vereyim mi vermeyeyim mi diye sordu. Annen de ver dedi. Haftaya zaten arkadaşlarıyla kutlayacağı için ben vereyim evet. Dedim. İnşallah beğenirsin. Hadi küçük gel bir bakalım. Şey ama inşallah. Gel bakalım neymiş. Teyze çok büyükler. Evet. Geç bakalım. Şeyler aslında. Ya. Hadi gel açalım diyor. Evet arkadaşlar sofram. Kızartmalar dışında gayet hazır. Aa güzel olmuş kız. Şey kahvaltılıklarım şöyle. Güzel olmuş hakikaten. Şimdi bir tek kızartmalar eksik. 4 tane de kızartma gelecek masaya. Ekmekleri de Medine getirecek gelirken. Bakalım Özge ne? Onları geçen çok istediydi de ben almadıydım. Evet. Ben biliyorum onun bu tarzı.
güzel şey sevgili. Evet, gel buraya koy, masanın üzerine koy hepsini. Ömer o saç ne? Maroz gibi. Dün spreyi yapmıştı saçına da. Evet, Gülşen hediyelerini aça dursun. Ömer Halis. Ay, şunu da getirmiş Özge sağ olsun. İki gözümün çiçeği geldi. Şimdi ne yapacağız? Menemen istedim. Yaptığımız kışlık menemenlerden. Bir tanesi yeter ya bunun. Bir tane menemen, içine 3-4 tane yumurta kırarım. Bir de şöyle bir şey var. Bakın. Şimdi bunda neler var? Şöyle göstereyim. Sucuk. Tekke sucuğu. Son kalmıştı. Amcama sakladım. Biber, soğan. Yine azıcık bir şey mantar. Bir de sucuk. Bunu şimdi güzel şöyle birazcık da zeytinyağı koydum. Güzel kızartacağım. Çok az bir şey de yaptığımız domates soslarının üzerine ilave edeceğim. Hafif böyle bir acılı bir şey olacak. Bunu yine böyle bunda servis yapacağım. Menemeni bunda pişireceğim. Ama daha sonra bunda servis yapacağım. Şöyle bakın patateslerimiz oldu. Nuggetlarımız da oldu. Mantar da şöyle kaşarı erimeye başlamış. Bir de bunlar var. Artık bence yeter diye düşünüyorum. Fırınım da iyice kirlenmiş. Evet arkadaşlar, bakın hemen şöyle bunlar da kızarmış oldu. Amcamlar da artık gelmek üzeredir. Menemene hiçbir şey koymadım. Bazen çünkü annem onu sırf öyle bile yapıyor yumurtası. Evet böyle bile yapıyor ama ben bunu yumurtalı istiyorum. Biliyorum böyle de yapıyor annem. İçine tuz, karabiber, sarımsak tozu ekledim. Bir de birazcık pul biber ekledim. Şimdi 4 tane yumurta kıracağım buna. Bunu da böyle bırakacağım arkadaşlar. Sos koymamaya karar verdim. Şunu da Özge'ye dedim ki 2 dakika dedim yapar. Çünkü dün o da yapmış arkadaşına. Evet çok beğendi. Baktım şu an boş duruyor. Biliyorsunuz ben bugün mantarları turgu doldu turgu. Dedim ki gene mi geldin sen dedi. Kepçeli çok güzel. Esen. Evet. Ay teşekkür ederim. Güzel olmuş. Oldu. Şimdi buna ne yapacağız arkadaşlar? Bakın böyle yardık. Ondan sonra içine mascarpone gelecek. Mascarpone'nin üzerine bal gelecek. Ondan sonra da şöyle yeşil fıstık, ceviz süslemesini yapacağız. Tabii isterseniz labne peyniri de koyabilirsiniz. Labne peyniri de kullanabilirsiniz. Bulamayan aynen, olabilir. Aynen, şimdi mascarpone biraz da pahalı bir krema. Peynir. Ondan peynir işte. Öyle. Ve son dokunuş. Bakın. Of efsane. Hiç şöyle böyle de çok tatlı fıstığı olur mu demeyin. Hayır hayır asla hiç olmuyor. Hiç tadı olmuyor. Dün arkadaşım geldi bana. Hamile hani fazla şeker yiyemiyor. Şeker çıktığı için. Bal koydum dedi ki Özge sen buna bal koydun mu dedi. Evet dedim. Hiç tadı yoktu dedi. Hani mascarpone da zaten tatlı bir şey değil. Evet mascarpone o yüzden biz için hiç tatlandırmıyor. Şey kaymak aynen. Ya mascarpone bildiğimiz aynen kaymak. Aynen öyle. Böyle bakalım. Evet. Menemenin yumurtalarını koydum. Bu da hazır. Şimdi artık servisleri alayım. Artık gelirler diye düşünüyorum. Kahvaltı masamız hazır. Gelirken şöyle çeşit çeşit değişik ekmeklerle getirmişler. Dur bakalım Mikael çekil. Şöyle menemenimizin en son hali, patates kızartmamız, fırın mantar, kahvaltılıklar, nakşinin. Bu da nakşinin. Tamam. Bunlar da hazır. Şimdi afiyetle karnımızı doyuralım bakalım. Yok, makinede var mı bilmiyorum. Yok, makinede de yok. Yok. Hmm.
Şey. Jakob, das ist das, was du gemacht hast. Arkadaşlar, hemen Medine ve ben. Amca gel. Ha, al al ha, geçen o yüzüğü de Turgut'un yüzüğü zannetmişler. Aa diyor, yüzükleri takmışsınız. Arkadaşlar, Boğaz'ın yüzük falan takacağı yok. Ve hop. Gel. Ama az kobiyen. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle masamızı kurduk. Masayı Medine hazırladı. Tamam, vallahi eline sağlık. Nein, don, gel. Du bekommst auch. Al. İki gözümün çiçeği. Şuna gitti. Aa, ona da var abi. Hepimiz için yaptık. Tamam, ich es gleich. Bitte schön Medine. Danke schön. Afiyet olsun. Schmeckt? Ya? Güzel. Afiyet olsun arkadaşlar. Kahveyi hemen şimdi istemediler. Kahveyi birazdan yapacağız inşallah. Şimdi böyle. Aa, bu arada Medine gelirken indirken bana böyle çok güzel orkide getirmiş. Orkide köşem iyice zenginleşti. Yine gelirken çocuklara da şeker, çikolata bir şeyler getirmiş. Yalnız bu çok tatlı. Bunu başka bir yere koyayım. Ayrı koyayım. Of. Zeus. Arkadaşlar biz neler yaptık? Vallahi uzun uzun sohbetlerimizi yaptık. Nasıl dur, şöyle de oluyormuş. Son bu işte tatlı vesaire bulaşıklarımızı da yıkadık. Şimdi birer kahve yapıyorum. Vallahi kahveyi bulaşıkları yıkarken bir yandan da ocağa yemeğimi koydum. Hemen şöyle bol tereyağlı bir pilav yaptım. Bir de yine şöyle bizim vazgeçilmezimiz, biliyorsunuz artık en vazgeçilmez menümüz patatesli tavuk. Akşam kına'ya gideceğim saat 6'da. Kına'ya gitmeden önce Mikail'i babasına bırakacağım. Yani işte Mikail, Turgut, Mikail alıp gidecek ama gitmeden önce hepsi yemek yerler. Gülşen de yemek yer, Ömer Halis de yer. O yüzden yemeğimi erkenden yapayım dedim. Şimdi amcamlara da gitmeden bir kahve ikram edeyim size dedim. Şöyle kahvelerimi yapıyorum. Buna şimdi süt ekleyelim. Yine şu kahve yanı çikolataları da koyayım. Böyle bakalım. Bir yandan da nada giyeceklerimizi hazırladım. Şimdi amcamlar kahveden içip gidecekler. Ben de hemen 2 dakika bir duşa gireceğim. Üstümü başımı değiştireceğim. Çocukların üzerlerini değiştireceğim. Ütü yapacağım. Ondan sonra saat 6'da evden çıkacağız. Bugün arkadaşımızın kınası var. O da ne var ya? Bir şey gelmiş şuraya. Böyle bakalım. Yeniden ben. Şimdi kirpiklenir rimel sür diyenler. Alın size rimel. Güzel mi? Şöyle bir elbise giydim. Şöyle bir elbise giydim. Ayakkabılarım. Çantam. Hazırız. Neredesin kız? Kınaya hazırız. En son baktım amcamlar kalkmıyor. Haydi dedim de haydi gidin. Turgut'a dedim hadi. Gülşen'le Mikael burada, Turgut'ta olacak. Onlar gelmiyor. Ömer bağlandın mı? Biz kendimiz gidiyoruz. Oh. Baby. Tabi o daha güzel. Esme. Benim güzel be. Şey, make up sürdüğüm koyusun için öyle. Yoksa o kadar değil. Hadi bakalım gidiyoruz. Ama çok oynuyor. Tamam oğlum, oynama tamam. Evet arkadaşlar, şöyle kimseye kendimi çekeyim, biz geldik. Tam geldiğimizde oyun oynuyorlardı ama şimdi yemek saatiymiş.
başladılar. Artık kınayı yaktık. Bir posta oynandı. Biz oynamadık da biz oturduğumuz yerden oynadık. Neyse bakalım şimdi askere gidiyoruz. Sınav ona geliyor. Hadi bakalım. Ha? Aşkım. Allah hayat attı ve kalbimi kalbimizde. Oy senin kalbine kurban olurum. Allah her yerde, Allah kalbimizde değil mi aşkım? Evet. Camide öyle öğreniyor. Aferin sana. Ne güzel öğretmişler sana camide. Allah razı olsun hocalarından. Bak. Hocalarını seviyor musun? Ben ne demiştim biliyor musun? Ne demiştin aşkım? Allah hayat havasında ve kalbimizde hocamda doğru. Tamam. Hocam doğru aferin dedi. Sana. Ve aferin dedi. Aferin dedi. Sana be. Aferin sana be. Görüyorsunuz. Hocam ne ya? Bir Ömer Halis. Kolay ay, yetişmiyor. Değil aşkım. Oğlum uçak değil hakikaten neymiş burası ya? Fabrika gibi bir şey. Allah burası. Allah camiye de benziyor. Evet ben camiye hayır. Oğlum şu an her yer bize mescit her yer. Halle gibi bir yer. Neyse bakalım haydi gidiyoruz. Aç ver müziği.